arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane ip kullanarak ördüğümüz bu güzel yeleğimize çalışacağız. Yeleğimizin önce bir parçasını sonra diğer parçasını örüyoruz. Daha sonra omuzlardan ilmeğimizi alarak arka parçamızda gerekli artışlarımızı yaparak alt kısmını da örerek tamamlıyoruz. Çok kolay ve e, çok zevkli bir çalışma yapımı örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile çok rahatlıkla yapabilir. Bir tane ipten çok az bir parça kaldı. Şöyle ölçüyorum. Eve ipim 250 metrelik bir ipti. 100 gram ve 250 metre. Uzunluk ölçümüz omuzdan alt kısma kadar 31 santim. Hemen kol yuvasını şuradan ölçüyorum. Kol yuvasının altından ise 18,5 santim. Kol altından genişliğimize hemen bakalım. Kol altı genişliği ise şöyle tutalım ki büzgülerimiz olacağı için 23 santimde kol altı genişliği 3 tane farklı renkli düğme kullandım ben. Ve düz gayet kolay hem lastik örgümüz, haraşo örgümüz ve düz örgümüzün bulunduğu güzel bir çalışma oldu. Her türlü çalışmamızdan biraz biraz var ama örmesi son derece kolay. İsterseniz benekli iplerle, body iplerle de çalışabilirsiniz. Yine düz renklerle çalışıp üzerine de işlemeler yapabilirsiniz ama böyle sade de çok çok hoş e, oldu. Sadece düğmemizin verdiği güzel bir şık, yani farklı bir farklı renklerdeki düğmelerle küçük bir şıklık kattık. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Nakon'un süper incisini kullanarak örgüme başlıyorum. Şimdi ipimizin gramına bakalım. 100 gram 260 metre renk numarası ise 569. 38 tane ilmeğimizi alarak geleğimizin önünü çalışmaya başlayalım. İlpeklerimi şişime toparladım. Her iki yönden düz örerek haroşalarımı başlatıyorum. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Sizler nasıl alırsanız alışkanlıklarınıza göre örelim. Ben bu yönden alıyorum. Evet haroşamın ilk sırasını örerek geldim. Düz ördüm. Düz örüyorum. Yalnız son ilmeğimizi mutlaka ters olarak örelim ki örgümüzün kenarı düzgün olsun. Bakın hepsini düz ördüm. Son ilmeğimi ters ördüm. Örgümün yönünü çeviriyorum. İpimi alıyorum. Şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden boş çekiyorum. Ve yeniden düz örmeye başlıyorum. Birinci dişimizi ördük? son ilmeğe varana kadar yine düz bir şekilde örelim. 4 diş haroşamı örerek geldim. Şimdi 7 tane kenar patım ve kalan ilmeklerimi ön yüzden düz olarak örüyorum. Ben burada zaten düz yönden ördüğüm için haroşalarımı yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tamamını düz olarak örelim. Arkada yeniden görüşelim. Son ilmeğime varana kadar düz örerek geldim. Şimdi yeleğimizin önü iki parça olacak. İki parça olacağı için bir tanesinin sağ tarafında kenar patımız, bir tanesinin sol tarafında kenar patımız olacak. Kenar pat ayarlamamızı ona göre çalışacağız. Şimdi hemen başlıyorum. Bakınız burası benim örgümün arkası ve bir sıra örerek geldim. Ve kenar patımı başlangıç noktasına koymak istemiştim. O yüzden buradan itibaren 7 ilmek kalana kadar ters örerek gidiyorum. Diğer önümüzde ise hemen bu arkayı çevirdiğimiz zaman burayı yine düz öreceğiz. Diğer tarafı ters öreceğiz. Yani yönlerimizi Birini başında bırakacağız kenarımızın, birini son kısmında yönümüzün. Evet şöyle ilerleyelim. 7 ilmek kalana kadar devam ediyorum. 4, 6 ve 7. 7 tane ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa yapacağım için kenar patı olarak ayıracağımdan dolayı düz olarak örüyorum. Ve başlıyorum birer birer düz örmeyi. En son ilmeği mutlaka ters. Her zaman. Çeviriyorum. Ve bakınız şu kısım kenar patı Diğer kısım ise düz örgümüzün olduğu bölümümüz olacak. Burası haroşa olarak ilerleyecek 7 tane ilmeğimiz. Diğerleri ön yüzden düz, arkadan ters olarak öreceğiz ve şimdi biraz büyütelim, sonrasında görüşelim. Bileğimizin ön parçasının bir tanesini örerek geldim. Alttaki 4 diş haroşamla birlikte 29 diş haroşa olacak şekilde ördük sıramızı. Ve şimdi ön yüzdeyiz. Kesme işlemleri yaparak örgümüzü devam ettiriyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ördüm. 2 ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum. Ve toplamda 10 tane kesmiş olacağım. Bu birinci kesmemiz. Bir tane örüyorum. İkisini aynı anda alarak kesiyorum. 2 Bir örüyorum. İkisini aynı anda örüyorum. 3 Bir örüyorum. İkisini aynı anda alarak örüyorum. Dördüncü kesme işlemi yaptım. Bir örüyorum. Beşinci kesme işlemini Bir ördüm. 6'yı kestim. Bir ördüm. Yedinci bir ördüm 8 bir ördüm 9 ve her ikisini aynı anda alalım keselim toplamda 10 tane kesmiş olduk şimdi kenar patlarımı örüyorum 7 tane en sondaki ilmeğimiz ters çeviriyorum arkasındayım kesme işlemlerimizi yaptıktan sonra 7 tane kenar ilmeğimi yine hroşo olarak örüyorum. İlk örmeden aldım. 7 ilmeğimi sırası ile örüyorum. Sayalım 2 4 6 ve 7. Ve ters olarak lastik örgüm başlatıyorum. Bir ters, bir düz. Lastik örgü söylüyoruz. Bir ters, bir düz. Ters, düz. Ters, düz ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz kenarda 7 tane ilmek kalana kadar örüyoruz 2 4 6 ve bakınız bir ilmeğimi tekrar takıyorum en son düz örmüştüm yine düz örüyorum haroşamı düz ördüğüm için 7 tane kenar hat örüyoruz. En son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgümün düz yönünü çeviriyorum. Hemen kenar haroşalarımı örüyorum 7 ilmek. Birinciyi örmeden aldım. 4 5 6 ve 7. 7 kenar patımı ördükten sonra yine lastik örgümü başlatıyorum. Bir ters, bir düz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum örgümün ön yüzünde. Ters düz. Ters düz. Ters düz. Ters düz ve 7 tane kenar patım haroşa. en son ilmeğimi ters örüyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum arka yönünde de yine aynı işlemimizi yapıyoruz 7 her iki kenarda haroşalarımızı 7 ilmek örüyoruz aradaki ilmeklerimizi ise bir ters bir düz 2 4 6 7 ve başlıyorum bir ters bir düz 5 diş haroşa lastiklerimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5 bakınız. Şimdi bu sıramızdan itibaren 5 diş de normal haroşalarımızı örmeye başlayalım. Bu aradaki lastik örgümüzün de tamamını düz örerek ilk haroşamızı başlatmış olalım. Tıpkı lastiklerimizi ördüğümüz gibi 5 diş haroşa olacak şekilde örmeye başlıyoruz. bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi ters alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Lastik örgümün üzerine 5 diş haroşa Örelim ve sonrasında yeniden görüşelim. 5 diş haroşamı ördüm ve şimdi şu kısımdan 12 tane ilmeğimi keselim ve omuz kısmımızı örmeye başlayalım. Bakınız önü ördüm. Arkasını çeviriyorum. Arkadan kesmeye başlıyorum. 1 2 3

12 tane ilmeğimizi kestik. Sonuncu ilmeğimi kaçırdım. Tekrar örüyorum. Ve kalan ilmeğimize bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir de şişimde 16. 16 tane ilmeğimiz kalacak. Bu 16 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Omuzumuza doğru ilerliyoruz şimdi. Kısmımızı kestik şu şekilde. 16 ilmeğimizi e, toplamda 15 sıra olana kadar örelim. Yeleğimin sol ön parçasını örerek tamamladım. 15 diş haroşamı ördükten sonra ben ilmeğimi çektim. Bakınız ilmeğim burada kalacak şekilde aparatıma taktım. Tabi herkesin aparatı olması e, gerekmiyor, bulunmayabilir. Şöyle bir tane iğneye. İpliğimizi takıp şu kısımdan başlayarak takalım, ipimizi bağlayalım. Daha sonra diğer yanımızı ördükten sonra aynı işlemimizi tamamladıktan sonra aradaki boşluğa ilmeklerimizi alıp arkayı örmeye başlayacağız. Ama bu şekilde öncesinde 15 diş haroşadan sonra omzumuzu kesmeyerek ya bir iğne ip yardımıyla ilmeklerimizi ya da bir aparat yardımıyla ipimiz tam ortada kalacak şekilde ilmeklerimizi tutalım ve şimdi diğer kısmı örmeye başlayalım aynı sayıyı örerek e, ilmekleri eksilttiğimiz bölümümüze geldim şimdi burada da aynı işlemimizi yapalım yalnız e, bir de ilik çalışması yapmamız gerekmekte diğer kısımda düğmelerimiz olacak bu kısımda iliğimiz şimdi iliğimizi açarak başlayalım 29 diş haroşam oldu aşağıdan yukarıya kadar birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum dördüncüyü ördükten sonra şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum iki tane ilmeğimi keserek basit ilik çalışmamı bu noktada yapıyorum tekrar bir tane haroşamı örerek kenar patımızı bu şekilde oluşturuyorum. İki ilmeğimi alıyorum ilk kesme işlemi yapıyorum bir bir tane örüyorum ikinci kesiyorum bir örüyorum üçü kestim bir örüyorum dördü kestim bir örüyorum beşinciyi kestim toplamda 10 defa yapıyorum bir örüyorum altıncıyı kestim bir örüyorum yedinciyi kestim bir örüyorum sekizi kestim bir örüyorum dokuzuncuyu kestim bir örüyorum, onuncuyu kestim, iki düz örüyorum, yani en sonu ters örüyorum. Evet, şimdi çevirelim. Burada ee, silelim. Yedi tane kenar haroşa örmeye başlıyorum bu bölümde. Birinci ilmeğim boş aldım, ördüm, üçüncüyü Dördüncü haroşam, beşinci, altıncı, yedinci haroşamı ördüm. İlk düzle başlatıyorum haroşamdan sonra bir düz, bir ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ters düz ters düz 2 4 6 7 ve buradaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 7 kenar patımı örüyorum. Biraz önce artırmış olduğumuz iliğimi örüyorum. son ilmeğimi yine ters ördüm. Evet şimdi kenardan sayalım. 5 diş haroşa olana kadar lastik örgümüzü örelim. Bir ters, bir düz. Ön yüzden de arka yüzden de terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Şu kenardan sayalım. 5 diş haroşa olunca yeniden görüşelim. 5 diş haroşamızı ördük. Şimdi ikinci iliğimizi örmeye başlayalım. Şöyle görelim bakınız iliğimizden sonra 1 2 3 4 5 ördüm şimdi tamamen lastik örgüsünü bitirip haroşa örmeye başlıyoruz birinci ilmeğimi aldım 2 ördüm 3 ördüm 4 ördüm şişimin üzerine ipi aldım her ikisini aynı anda alarak bir tane daha basit yani ikinci iliğimizi de açtım Evet şimdi bütün ilmeklerimizi düz örerek haroşaya çeviriyorum Şurada yapmış olduğumuz işlemimizi bakınız birebir aynını tekrar etmekteyiz. Tersleri de düzleri de hepsini düz örüyorum. Taroşeyi çeviriyorum. ters ördüm. Bakınız kenarımız gayet düzgün gelmekte bu şekilde ördüğümüz için. Tabii farklı yöntemlerle de yine aynı düzlüğünde ulaşabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci diş haroşamı diğer yönde başlatmıştım. Şimdi ortaya çıkacak. 5 diş olunca yeniden ilik açmak için görüşelim. 5 diş haroşamızı ördüm. 1 2 3 4 5. Bakınız örgümüzün arkasındayız ve bu tarafa doğru gidiyoruz. İliğimizi burada çalışalım. Bakın şöyle ikisini aynı anda alıyorum. 2 4 6 tane bir tanesini ördüm kenar patımın. İkisini aynı anda alıyorum. 1 artışımı yapıyorum. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Çeviriyorum. Şöyle görelim. Toplamda 5 dişimiz oldu. Şimdi bir sıra daha gidelim. Dönüşte kesmeye başlayacağız. Bir sıra daha sona kadar ilerliyorum. 6. dişimiz için 5. dişte iliğimizi açtık. Evet şimdi sona kadar ilerleyelim. İlik yerimi örüyorum. Yine haroşa örüyoruz. Kesinlikle örgümüzün yönünü, şeklini değiştirmiyoruz başa kadar ilerleyelim ve o başta bu başa tekrar dönelim. Diğer önümüzde çalıştığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. dişimizde bakınız birlikte kesmeye başlamıştım. 12 tane önümüz için şöyle yaka için ilmeklerimizi keselim. Hemen kesmeye başlıyorum. 12 tane ilmeğimizi keselim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Kesiyorum. Bir tane kestim, iki kestim, üçüncüyü kestim, dördüncü ilmeğimi kestim, beşinci ilmeğimi, altıncı ilmeğimizi, 7 8 9 10 11 12 16 tane ilmeğimiz kalacak şöyle görelim 3 tane iliğimizi çalıştık 1 2 3 her 5'te bir tane çalıştık sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 bir tane de şişimde 16 şimdi sadece bu 16 ilmeği 15 sıra Örelim. Sonrasında e, yeniden görüşelim. 15 diş haroşamızı örerek geldim. Örgümün, bakınız ipimin ve şişimin yönü bu tarafta. Şimdi diğer e, aparatımı çıkararak şişimi buraya takıp örgümüzü devam ettireceğiz. Eğer ip taktıysanız ipimizi çıkaralım. 16 ilmeğimi taktım. 18 tane ilmeğimizi toparlayalım. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde ilmeklerimizi toplayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Toplam 18 tane ilmeğimizi aldım. 12-12 kesmiştik. Toplam 24 tane ilmeğimizi kesmiştik. İlik ve düğme çalıştığımız yerin üzerine 4'er tanesi gideceği için biraz da önümüz daha bol olsun. Arkaya doğru dönsün. 18 yeterli. Sonrasında buradan diğer tarafa doğru devam ediyorum. Örerek ilerliyorum. Buradaki ipimi şöyle alt kısımdan geçirdim. İsterseniz tığ isterseniz bir iğneye takarak bu kopardığınız ipi şöyle ilmeklerimizin arasından geçirelim. Önde görünmeyecek şekilde düğümümüzü atarak gizleyelim. Bakın şöyle düğümümü atarak gizledim. Ve kaldığım yerden haroşamı örmeye devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Arkaya başladık artık. Toplamda 20 diş haroşamızı herhangi bir farklı artma, eksilme ya da hiçbir işlem yapmadan dümdüz örerek ilerleyeceğiz. Bu kadar geliyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız kenarımız gayet düzgün oldu. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. çıkardığımız ilmeklerimizin hemen yanına geldim ilk ilmeğimi şöyle yavaşça alıyorum acele etmeyelim lütfen her birini dikkatli ve özenli bir şekilde acele etmeden örelim örgümüz muntazam dursun Birer örüyorum. kaldı hemen tamamlamak üzereyim acele etmek istemiyorum şöyle görün bakın şu şekilde aramızı kapatıyoruz ilmeklerimi örerek tamamladım. Şimdi diğer omuzuma geçtim. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Her iki yönden düz örerek toplamda 20 20 diş haroşamızı örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. 20 diş haroşamızı ördüm. Yine lastik örgümüzü örmek için başlıyoruz. Her iki yanımıza 7 ilmek haroşalarımızı örelim. Araya bir ters bir düz lastiklerimizi örelim. 7 ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 bir tane daha örüyorum 7. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Düz, ters. 7 ilmek kalana kadar örelim. Bir ters bir düz olarak diğer ön kısımda çalışmış olduğumuz gibi 5 sıra lastik örgümüzü örelim yani 5 diş kenarda patlardan saydığımızda 5 diş haroşamızı görene kadar lastiklerimizi çalışalım iki 4, 6, 7 bir tane daha örüyorum. Evet 7 kenar patımı da haroşa olarak örüyorum. Arkasını çeviriyorum. Yine aynı işlemlerimizi yapıyoruz. Her iki yanda da 7 kenar patımız lastik için. Arada da bir ters bir düz lastik örgümüzü örüyoruz. tik örgüm örüyorum. Bir düz, bir ters, düz, ters. 5 diş haroşamı arada da lastiklerimi ördüm ve tamamladım. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Lastik örgümüzden önce burada kesme işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi burada da lastik örgümüzden hemen sonra artışma artma işlemlerimizi yaparak ilmek sayımızı yeniden toparlıyoruz. Başlıyorum. Bir tane örüyorum. Arka burası. Yönlere dikkat edin. Bir ördüm. Bir tane arttım. İki ördüm. Arka olduğunu hemen hatırlıyorum. Arka ters örgümü ördüm. Bir tane arttım. Bir tane ördüm, bir arttım. Bir tane tek, bir de iki ördükten sonra artışımı yapıyorum. Bir tek örgüm hemen artışımı yapıyorum. Bir tane çift örüyorum, artışımı yapıyorum. Bir tek bir çift ördükten sonra artışlarımızı yapalım. Tek ördüm, artışımı yapıyorum. Çift örüyorum bir iki ilmeğimi örüyorum, bir tane artışımı yapıyorum. Tek örüyorum, bir artış yapıyorum. Bir tek, bir çift örelim ve e, artışlarımızı yaparak kenar patımıza kadar ilerleyelim. Artışlarımı yaparak kenar ilmeklerime kadar geldim. Kenarlarımı yine haroşa olarak ördüm. Bu sıramızdan sonra tamamen tersi ters düzü düz olarak örüyoruz kenar pat olarak karoşa örmüyoruz bütün örgülerimizi ön yüzden düz arkadan ters olarak örelim ve tamamlayalım artışımı yapıyorum çift örüyorum bir iki ilmeğimi örüyorum bir tane artışımı yapıyorum tek örüyorum bir artış yapıyorum bir tek bir çift örelim ve artışlarımızı yaparak kenar patımıza kadar ilerleyelim artışlarımı yaparak kenar ilmeklerime kadar geldim. Kenarlarımı yine haroşa olarak ördüm. Artış işlerimizi tamamladıktan sonra artık kenar patı çalışmıyoruz. Önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz ve yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. En son 4 diş haroşamızla çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdi ben düz yönden artmış olduğum ilmekleri de örerek ilerliyorum Dilerseniz daha az da artış yapabilirsiniz iki örüp bir tane artabilirsiniz üç örüp bir tane artabilirsiniz ama daha da az artmamak gerekiyor Evet şimdi başa kadar düz yönden ilerliyorum arkadan da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Önümüzde eşit sayıya ulaştığımız zaman altta karoşalarımızı örerek yeleğimizi arkasında tamamlamış oluyoruz. Artmış olduğum ilmeklerimi örüyorum. Evet bakın spatlarımı da örüyorum. Arkadan da ters örerek devam edeceğim. Ters örüyorum. Yeleğimizin arkasını örerek tamamladım. Tüm parça halinde ördüğüm için bitti şu anda. 3 tane farklı renkteki düğmemi diktim. Ve yanımın bir tanesi diktim. Diğerini sizlerle birlikte dikmek istiyorum. Arkadan da yeleğimizin görünümü şu şekilde. Büzgülerimizi görmekteyiz artışlarımızdan sonrasında. Evet şimdi bakınız bir yönü bu şekilde diktim. Diğer yönü de sizlerle birlikte dikelim istediğiniz şekilde dikme işlemimizi yapabilirsiniz. En güzel nasıl dikeceksek el alışkanlığımıza göre dikelim ya da tığ ile de yapabiliriz. Şimdi şuradaki haroşamızdan başlıyorum. Diğer haroşamın üzerine tam denk getirip tutuyorum ve şöyle kenardaki ilmeklerimizi görelim. Bakınız buğday gibi ilmeklerimizi görmekteyiz. Bunların ilk olarak kendimizden taraftakini dıştakin alıyorum. Diğer tarafın içtekini bakınız. Birbirine yakın olanları alıyorum. Giriyorum. Hemen ikinciye geçiyorum. Bakınız birbirinin yanındaki olanlar. Bunun dışı, bunun bu tarafa yakın iç olan kısmını alıyorum. Ve yine ilerliyorum. Düğümüm atmıştım. Bakınız şu şekilde. Şöyle baktığımız zaman o dışı oluyor daha rahat olacak birebir hiç fazla da gelmeyecek çünkü ilmek sayımız aynı olduğu için birebir saydığımızdan dolayı hiç sıkıntı olmadan bir arkamızdan bir önümüzden girerek yanlarımızı dikelim. Evet sevgili arkadaşlar dikişimizi tamamladıktan sonra şu şekilde yeleğimiz hazır hale geldi. Yeleğimizi örmek için tam bir tane ipimi kullandım. Gayet hoş Hafif bir ılık ütüyle çok çok güzel görünecektir çalışmamız. Evet umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Öncelikle beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Faydalı olabilmek en büyük isteğim. Umarım yeterince faydalı olabilmişimdir. Yeni videolarımızda yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.